Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Pendik'ten seslenmekteyiz. Er Yetiş Balkanlar Eğitim Kurumları Balkanlar Koleji'ne konuk olduk. Yanımızda Anadolu Lisesi Müdürü Süreyya Bey bulunmakta. Bakalım eğitim sektörleriyle ilgili bizlere ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Süreyya Bey. Merhabalar, teşekkür ediyorum öncelikle. 26 yıldır eğitim kurumu olarak hizmet vermekteyiz Kartal ve Pendik bölgesinde. Kartal ve Pendik bölgesinde Er Yetiş Balkanlar Eğitim Kurumu adına, evet. Balkanlar Koleji adına hizmet vermekteyiz. 26 yıldır aynı kurumumuz var. Evet, kurumumuz bünyesinde ilkokul, anaokulu, ortaokul, lisemiz Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi, aynı zamanda Nasip Er Yetiş Sağlık Meslek Lisesi ve Er Yetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi yer almakta. Tekrarlayalım liselerimizi. Balkanlar Koleji anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz, özel lisemiz, Nasip Er Yetiş Sağlık Meslek Lisesi ve Er Yetiş Reis Denizcilik Meslek Lisemiz var. Evet, eğitim sektöründen bahsedelim. Buradaki farklı olarak, evet, eğitim hizmetimiz nelerdir? Şimdi bulunduğumuz kampüs, bizim ikinci yılımız, bu kampüste yer alıyoruz. Okul olarak her zaman yeniyi ve ileriyi düşündük ve hep bu azimle ilerledik. Öncelikle öğrencilerimize uyguladığımız farklı eğitim modelleri ve programları var. Örneğin bunlardan bir tanesi, bizim öğrencilerimiz Darıca Hayvanat Bahçesi'nde biyoloji derslerini almakta. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde özel biyoloji dersleri, evet, almakta. Evet, hayvanların bakımını üstlendiler. Oradaki gerekli bütün derslerini hem orada alıyorlar hem hayvanların bakımlarını uygulamalı üstlendiler. Olarak uygulamalı ders... olarak, yaşayarak, deneyerek dersleri orada alma imkanları var. Ve Balkanlar Koleji olarak farkımızı ortaya koyuyoruz. Evet, evet. Hemen dersliklerimizi tanıyalım. Bulunduğumuz kampüsü tanımak istiyorum. Evet. Kaç metrekarelik alanda kaç dersliğimiz bulunmaktadır? Yaklaşık şu an bulunduğumuz kampüste Sağlık Meslek Lisemiz, Nasip Er Yetiş Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Lisemiz bulunmakta. Yaklaşık 7000 metrekare bir alan üzerine kurulu. Bunun 2000 metrekaresi kapalı alan. 18 dersliğimiz yer almakta. Her sınıfımızda kaçar tane öğrenci? Biz en fazla sınıflarımızda 20 öğrenci zaten barındırıyoruz. Yasa gereği çok fazla da olabilir ama biz 20 öğrencinin ideal olduğunu düşünerek bunu yaptık. Öğretmen kadromuzdan bahsetmemiz gerekir. Evet, öğretmen kadromuz gerçekten Türkiye'nin çok iyi üniversitelerinden mezun ve İstanbul'un en iyi hocalarıyla çalışıyoruz diyebiliriz. Bu büyük bir şans tabii ki bizim için. Evet, Balkanlar Koleji olarak lise eğitimine hizmet vermekteyiz şu anki kampüsümüzde ve birçok yerde de kampüsümüz bulunmakta. Evet. Şuna değinmek istiyorum, eğitim alanında farklı eğitimler de veriyoruz. Evet. Hafta sonları, hafta içleri. Tabii ki, bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Biliyorsunuz dershaneler kapanıyor. Okulumuzda, evet, aynı zamanda ÜHAP ismini verdiğimiz üniversite hazırlık eğitim programımız var. ÜHAP. Üniversite hazırlık programı. Çok güzel. Ve hemen biraz açılımını yapabiliriz. Evet. Üniversiteye öğrenci yetiştirirken 4 yıl boyunca velilerimizden hiçbir ücret talep etmeden öğrencilerimize hafta içi, akşam etütlerle ve hafta sonu derslerle tamamıyla dershane eğitimlerini bünyemize kattık. Yani ve bunun için dershane, tabii aynı zamanda dershane eğitimlerini alıyorlar. Kurucumuz burada hep şunu söylüyor, ikisi bir arada eğitim diye. Çok önemli. Gerçekten bir de doğru. İkisi, evet, bir arada hem dershane, evet, hem de okul olarak, evet, eğitimimize devam ediyoruz. Tabii bu... Farklı faaliyetlerimiz var, ders gruplarımız. Evet, çok güzel. Şimdi biraz sonra öğrenci kulüplerimizi de tanıtacağım size. Örneğin bir seramız var, botanik seramız. Bu serada öğrencilerimiz kendi yetiştirdikleri ürünleri yetiştirip satabiliyorlar. Çok kendi güzel. Kulüplerine para kazanıyorlar, evet. Yemek kulübümüz var, yemek yapmayı öğreniyorlar. Dans kulübümüz var, dans etmeyi öğreniyorlar. Tiyatro, drama zaten var. Yani Balkan Koleji'ne geldiği zaman, evet, öğrenci bütün bu imkanlardan faydalanabilir. Eğitim hayatını çok renklerle getirebilir. Çünkü ben hep onu söylüyorum. Biz öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Üniversiteyi hazırlamıyoruz, hayata hazırlıyoruz. Bunun yanında İspanya, Almanya gibi ülkelerde kardeş okullarımız var ve çok o kardeş, iyi, okullarımıza da öğrencilerimizi buradan gönderiyoruz. Örneğin Nisan ayında İspanya'ya bir grup öğrencimiz gidecek. İspanyolca aldıkları eğitimin orada bir nevi pratiğini yapacaklar ve dillerini geliştirip ve kullanma imkanına sahip olacaklar. Gerçekten farklı kategoride bir, evet, eğitim veriyoruz. Evet. Hem okul hayatını renklendiriyoruz hem de öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Evet, önemli olan dediğim gibi öğrencilerimizi hayata hazırlamak. Türkiye'de olan bir okul olduğunu zannetmiyorum. Hem biyoloji derslerini hayvan bahçesinde veren, serası olan, öğrencilerine yemek yapmayı öğreten,
öğrencilerine dans etmeyi öğreten, öğrencilerine dershane eğitimini, tamamıyla ücretsiz veren. Örneğin en son tarih derslerinde de gezerek, öğrenerek, örneğin Çanakkale'ye gittik öğrencilerimizle. Yani bu şekilde sürekli öğrencilerimiz hareket halinde bazı noktalarda. Derslerinin konularının neyi gerektiriyorsa o bölgeye biz öğrencilerimizi gönderiyoruz. Orada yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı buluyorlar. Bu tamamen Balkan Koleji'nde yer alıyoruz. Bizim özelliğimiz, evet. Gerçekten farkınızda eğitim sektöründeki farkınızı ortaya koymuşsunuz. Başarılarınızın devamlı bir sağ olun, beraber. Çok teşekkür ediyorum. Kurucumuza da buradan sevgilerimizi gönderelim. Sağ olun, sağ olun. Nice öğrenciler inşallah sizlerle yetişiriz. İnşallah, inşallah efendim. Teşekkürler i̇nşallah. Konuk ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkürler. Evet, İhtiyar Haber Merkezi izleyicileri eğitim hayatınızı, öğrencilerimizin eğitim hayatını farklı bir şekilde geliştirmek, yetiştirmek istiyorsanız Balkanlar Koleji'ne yönlendirebilirsiniz diyorum. Ekrandaki telefon numaralarından, web adresinden ulaşabilir. Söz Merkez Stüdyolarına. Hoşçakalın.